Kahramanmaraş merkezli ama 11 kentimizi vuran Aslı deprem felaketinin ardından hükümet sağlıksız yapı stoğunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı. Yarısı bizden kampanyasına başvuru sayısı 500 bini geçti. Aynı zamanda ilçe belediyeleri de kentsel dönüşümü hızlandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kentsel dönüşüm olması çok iyi, güzel bir şey. Korkarak durmaktansa yıkılmasını istiyoruz. Büyük dönüşüm için düğmeye basıldı. İstanbul ilçe ilçe yenilenmeye başladı. Gazimpaşa'dan, Üsküdar'ından, işte Bağcılar'ından, Kağıthanesi'nden aklınıza gelen birçok ilçesinde büyük bir dönüşüm devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilçe belediyeler ve özel sektör eliyle İstanbul'da toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı. Bakanlık tarafından sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birim dönüşüm süreci devam ediyor. Yarısı bizden kampanyasına baktım, inceledim de. Giriş artı 4 kat, 5 kat, yani yatay mimari olacak şekilde bir planlama yapılıyor. Aslına bakarsanız İstanbul'un süreti de değişiyor burada. İstanbul'daki 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Ancak asrın felaketi depremin ardından bu çalışmalara hız verildi. İşte şu anda da o çalışmaların en yoğun geçtiği yerlerden birinde, Esenler'deyiz. Esenler'deki Tuna Mahallesi'nde 77 bina ve 348 bağımsız bölüm dönüşüme başlamış durumda. İşte şu anda da dönüşümün başladığı o sokaklardan birindeyiz. Eski bina çok eski. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yarısı sizden yarısı bizden kampanyasıyla beraber ben İstanbul'da kentsel dönüşümün Çevre Şehircilik Bakanlığımızın riyasetiyle çok daha hızlı bir mesafe alacağını düşünüyorum. Yaklaşık olarak yıllık ortalamada 200 bin yeni konut yapılması projelendirildi şu anda. Yapılan başvuru sayısı da bugün itibariyle ilk 10 gün oldu şu anda. 500 bini geçmiş durumda. İlçe belediyelerinin başlattığı çalışmalar, ilk evim ve yarısı bizden kampanyası, işte bunun gibi daha birçok kampanyayla birlikte İstanbul'un pek çok yerinde dönüşüm devam ediyor. Burası da o dönüşümün yapıldığı yerlerden biri. İşte insanlar kentsel dönüşümle birlikte 1,5 milyon riskli yapıdan depreme dayanıklı olan güvenli evlerine geçmek istiyorlar. Binlerce konutta şu anda insanlar güvenli konutta oturuyorlar. Herkesin beklentileri işte iyi olsun, en iyisi olsun beklentisi. Kartal, Pendik, Maltepe, Kadıköy, Avcılar, Küçükçekmece çok fazla bir kentsel dönüşüme karşı bir başvuru var. İlçelerde tamamlanan projelerin hemen ardından yeni dönüşüm projeleri tasarlanıyor ve cazip kampanyaya ilgi artarak devam ediyor. Evlerinizin dönüşüme girmesini istiyor musunuz? Evet. Hem de çok isterim.